Cansın Elvacı 26 Şubat itibariyle bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve şu dakika itibariyle o sokağa çıkma yasağı sona erdi ama tabii ki sokakların hala boş olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Kritik noktalarda marketler açılacak ve ardı ardına uyarılar yapıldı. Yoğun kalabalıklar oluşturulmaması ve yine aynı zamanda da ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi almayın uyarısı yapıldı. Tabii bir yandan da bugün artık 5. gündeyiz. Bilançodan da biraz bahsetmek gerekiyor. 14'ü çocuk, 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı Ukrayna Sağlık Bakanlığı ve 1684 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Tabii gece boyunca her ne kadar müzakere sürecine girilmiş olsa da gece boyunca Kiev'de sirenler bir an olsun susmadı. Ardı ardına patlama sesleri yine bizim bulunduğumuz noktaya kadar ulaştı. 28 Şubat'ta yani bugün itibariyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bir açıklama yapıldı. Makarov, Kiev bölgesinde Buça yakınlarında Rus askeri teçhizat sütunu kapatıldı ve Ukrayna askeri televizyonuna göre de sütunlar Rus Grad roketlerinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Tabii ardı ardına yaptırım kararları da geliyor sizin de belirttiğiniz gibi. Önemli gelişmelerden biri şüphesiz Avrupa Birliği'nin hava sahasını Rus hava trafiğine kapatma kararıydı. Gece boyunca hareketli olan nokta sadece Kiev değil de elbette de Odessa'da da ardı ardına hava saldırıları sebebiyle sirenler çalmaya devam etti. Bir yandan tabii Rus özel kuvvetlerince savaşın ilk günlerinden hava indirme yapılan Gostomel Havalimanı'nda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Ukrayna ordusunun yayınladığı görüntülerde yine o havalimanına yakın dünyanın en büyük uçağının da Rusya tarafından tahrip edildiği görüntüler yayınlandı. Rusya-Ukrayna savaşı artık 5. gününde iki ülke arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor ama tabii ki savaş acı yüzünü de göstermeye bir yandan devam ediyor. Ukraynalı siviller sınırlara akın etti biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama yapıldı. 368 bin Ukraynalı mültecinin ülkeyi terk ettiği bilgisi paylaşıldı ki bunun da gün be gün artmış olduğunu da yine sizlerle paylaşalım. Tabii artık sadece askeri bir direniş olmaktan çıktı Ukrayna'daki direniş. Aynı zamanda sivillerdeki pek çok noktada barikatlar kurdular. Yine Molotov kokteylleriyle sokaklarda köşe başlarında yer alıyorlar. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Kollarında sarı bandajlarla sivilleri de elleri silahlı sivilleri de artık sokakta görmek mümkün. Rusya ordusu Harkov'da şiddetli çatışmalar vardı ki Harkov'da şiddetli çatışmaların en önemli adreslerinden bir tanesi. Her ne kadar Rusya ordusundan geri alınsa da çok sayıda kaybın olduğu bilgisi de var yine. Ukrayna tarafından açıklanan 4300 Rus askerinin öldürüldüğü bilgisi ve bunun daha da artacağı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi, yüzlerce sınırımızı geçen asker öldü ifadesini kullandı. Ve dediğimiz gibi Ukrayna'da da 352 sivil de hayatını kaybetti. Yine dün akşam ağır bombardıman altında olan noktalardan biri Çerkasi şehriydi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin danışmanı yine 11 nakliye gemisinin Odessa'ya doğru yola çıktığı bilgisini paylaştı. Tabii bir yandan da Vladimir Zelenski'nin devlet başkanlarıyla görüşmeleri devam ediyor. Boris Johnson'la dün bir görüşme yaptı ve bu görüşmenin ardından önümüzdeki 24 saatin çok kritik olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra 5 kilometrelik Rus askeri bir konvoyun da Kiev'e doğru ilerlediğini söyleyelim. Yaklaşık 64 kilometre uzağında kaydedildi bu görüntüler Kiev'in. Ivankov şehrinin doğusunda uzun bir konvoy, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarından oluşuyor bu konvoy. Ki şu an itibariyle zaten Kiev'in tamamen etrafı sarılmış durumda ve şunu da belirtelim az önce 64 kilometre uzağında kaydedildi bu görüntüler dedik ama artık Rus ordusunun yaklaşık 30 kilometre kadar Kiev'e yaklaşmış olduğunu sizlerle paylaşalım.
Kiev'de bakkallar, toplu taşıma araçları an itibariyle artık açılacak ama metrolar normalden daha az sıklıkla çalışacak. Genel olaraksa gecenin biraz daha sakin geçtiğini sizlerle bir kez daha paylaşalım. Şehir artık savunmaya çekilmiş durumda, savunma hazırlığında şehir ve Kiev sokaklarında 8'den itibaren yapılan uyarılarda, yani şu dakikalarda tahkimatları, tank karşıtı kirpileri ve diğer tahkimatları görmek daha mümkün olacak. Dediğim gibi yalnızca acil durumlar için sokağa çıkın uyarısı yapıldı. Şu an itibariyle Kiev sokaklarında yine sessizlik hakim. Bir kez daha hatırlatalım, sokağa çıkma yasağı kısa süre önce sona erdi ama Kiev'de kalan Kievliler de yine sokaklara çıkmamakta kararlı. Dediğim gibi artık şehir tamamen savunmaya çekilmiş durumda.